Semih, bugün tamirde ne var? Bugün bir A31'imiz var. Ekranı kırık. Görüntü gelmiyor ne yazık ki. Şurası bakın. Kırıklık burada. Şimdi bunu ilk önce separatörle ısıtıp sökmeyi deneyeceğiz. Söktükten sonra ekranı taktığımızda görüntü gelmesini planlıyoruz inşallah. Bakalım tamire geçelim. Tamir esnasında da her zamanki gibi muhabbetimizi ederiz. Are you listening? Merhaba arkadaşlar, ben Ferdi. Tamir Et kanalına hoş geldiniz, ben Semih. Öncelikle şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bu bizim Bitpazar'ın internet listelerimizden bir tanesi. Samsung Galaxy A31. Amaç burada Samsung Galaxy A31'inizi internetten ya da Bitpazar'ından satın aldığımız diyelim. Nasıl tamir yapabilirsiniz? Evde kendiniz nasıl tamir yapabilirsiniz aslında? Önemli olan soru bu. Bizim tamirat tadilat içeriklerimiz olduğu gibi sizin al yap sat yapabileceğiniz tarzı içerikler hazırlamaya özen gösteriyoruz. Bir de şuna değinmek istiyorum. Bu formatı daha şimdi deniyoruz. Biliyorsunuz videolarda biz yüzümüzü göstermiyorduk. Umarım beğenmişsinizdir bu formatı. Beğendiyseniz lütfen yorumlara belirtin. Beğenmediyseniz de belirtin. Eleştirilere her zaman açığız. Bu şekilde Semih'le birlikte muhabbet tadında bir video olacak. Şimdi separatörümüz gerekli kadar ısındı ve cihazımız da ısıttı. Separatörü ben alıyorum burada. Videomuzu kalabalık etmesin. Separatörün işleyişini anlattığımız videolarımız var. Birkaç önceki videoya bakarsanız görebilirsiniz. Ayrıca zaten kullandığımız tüm ekipmanları genelde aşağı açıklama bölümüne bırakıyoruz. Bakın, separatör bunun kolayca sökülmesini sağlıyor. Normalde bu yapışkan biraz zor sökülür. Şimdi ısıttığımız için daha kolay bir şekilde çıkıyor. Hemen cihazı sökmeye başlayalım. Hangi tornavidayla sökelim bugün? Xiaomi Mi mı kullansak? Xiaomi Mi kullanalım. Diğer tornavidaları... Elektrikli mi, normal? Elektrikli kullanalım. Bence yani bir sürü vidası var neticede. Ben de bu arada Samsung A31'e bakıyorum ne kadara satılıyor. Güncel bir telefon, hala sıfırı satılıyor. Şöyle ki 2700 lira gibi fiyatı başlıyor bunun. Teknosa fiyatını da merak ettiğim için açtım. 3200 lira da Teknosa'da satılıyor. Hepsi burada, biraz daha uygun fiyatı. Genel anlamdaki özellikleri: ön kamerası 20 megapiksel. Arka kamera çözünürlüğü, bir sürü telefonda kamera var. Kaç tane var? 4-5 tane var. 48, 8 falan filan bir sürü böyle hikayesi var. 128 GB dahili depolaması var bu cihazın. Özelliklere bilgisayardan bakıyorum. Ben de kamera açısı, diğer açı biraz yukarıda. Eğilmek zorunda kalıyorum tamir için. Normal. Ben o zaman sen eğildiğin zaman kameraya bakayım. Kafamı eğiyorum. Saçlarım görünüyor. Ben kameraya olabilir. Bakayım o zaman. Yani arkadaşlar, biz böyle değişik yapıyoruz. Muhabbet ediyoruz falan filan. Takılmayın fazla sizde. Niye öyle dedi? Niye böyle yaptı? Niye? Çok zaten... teknik anlatırsak boğulursunuz, sıkılırsınız. İşe başlayacak olsanız bile başlamazsınız. O yüzden teknik anlamda bir şey söylemeye fazla gerek yok. Şöyle zaten yani... bunu teknik yapan bir sürü yer var. Orada da izleyebilirsiniz daha detaylı bilgi almak için. Biz sevdiğimiz türde anlatmayı daha çok seviyoruz. Telefonun özelliklerinden bahsediyorum ben. Sen bir şey demeyeceksen. 4 GB RAM'i var. Antutu testini falan bilmiyorum. Hani inceleme videosu yapsak yapardık belki ama önemli olan burada bizim içeriğimizde şu var. Satın alıyoruz. Belli bir meblağ söylüyoruz. Atıyorum 500 liraya 1000 liraya satın aldık. Kaç para masraf ettik? Günün sonunda ne kadara mal oldu? Ne kadara satılabilir ve ne kadar kar yapabiliriz? Bu gibi şeyleri daha çok ön plana çıkartıp anlatıyoruz. Ticaretine bakıyoruz olayın aslında biraz da anlatırken. Ticaretini nasıl yapabilirsiniz? Yanlış anlaşılmasın. Biz kanaldan ne tamir topluyoruz ne cihaz satıyoruz. Öyle bir şey yapmıyoruz. Sadece siz nasıl yapabilirsiniz üstünden ilerliyoruz. Size bir yol gösterici olmak istiyoruz. Bu konuda da konuştuğumuz hali hazırda kanalı en başından takip eden ya da birkaç ay sonra keşfedip takip eden abonelerimizden aldığımız geri bildirimler oluyor. Bu işi meraklı yapmıyor, cesaret edemiyor ya da sıfırdan başlayan bir sürü arkadaşımız oldu ve şu anda ciddi anlamda paralar kazandıklarını bize söylüyorlar. Ne mutlu bize, bir fayda dokundurabildiysek size, en azından para kazanmasanız bile güzel hobi edinen arkadaşlarımız olduğunu söylüyorlar. Ekranımız burada. Bu arada her zamanki gibi biz bu tarz cihazlarda çıtalı ekran tercih ediyoruz. Her şeyi aktarmadan önce bir görüntü gelip gelmeyeceğini denemek istiyorum. Onun için şöyle yapabilirsiniz. Bu flexler kıvrılmasında bir sakınca yok. Zarar gelmez bunlara. Kısa devre yapalım, açalım cihazı. Cihaz bize mi kaçtı? Açılmıyor. Açıldı. Açıldı mı? Arkasındaymış ekran. Yok, ben kısa devre yapmak için şu tuşu on-off'u basıyorum ya. Hangileri olduğunu hatırlayamadım. Arkadaşlar, burada Semih'in yaptığına dikkat edin. Semih ekranı üstten taktı. Bunun da en büyük sebebi, ekranda bir problem çıkarsa iade edebilme şansınızın olması. Aldığınız yere de bağlı olarak değişiyor bu. Genelde ekranlar test edilip gönderilir. Ama bir şey çıkarsa bu önemli. Jelatinleri sökmeyin kesinlikle. Gayet iyi. Bir sorun yok. Akışkan, dokunmatik güzel. Evet, sadece ekran kırıkmış. Dokunmatiği test edelim. Her zamanki gibi. Test ekranımıza girelim. Yine ben üstüne basarak söylüyorum arkadaşlar, şunu hiçbir zaman unutmayın. Lütfen aldığınız ürünleri nereden alırsanız alın, bu tarz ürünlerde denemeden jelatinleri sökmeyiniz. Bakın. Çünkü jelatin söküldüğü zaman kullanılmış oluyor. Aynen öyle. Gayet iyi çalışıyor. Şimdi aktarımına başlayalım. Bataryayı söktüm. Bunu da çıkardım. Bunu kenarıya koyalım, ekranımızı. İlk önce şurada bir tane vidamız olacak. Kamerayı kenarıya koyalım. Bir de şurada. Vidayı aldık. Alt board'u da sökelim.
Burada da bir vida var. Bu tür akıllı telefonlar tamir etmek isteyen arkadaşlarımız olursa dikkatli davranın. Özellikle Samsung grubunda ekranları takarken de öyle. Senin taktığı çıtalı ekran aslında bir nevi kasa gibi bir şey. Eski telefonunuzdaki diğer ekipmanlarınızı aktarmanız gerekiyor. Bunun için de cımbız kaşık pena ya da metal pena gibi şeyler kullanmanız lazım. Hemen geliyorum. Kontak spreyi bitmiş burada. Ya da sıcak hava separatör gibi şeylerle söküm yapmanız gerekiyor. Biraz bunları sıfırdan başlayacaksınız. Bilmiyorsanız öğrenmeniz zor olabilir. Deneme yanılma yöntemiyle öğrenmeniz lazım. Bu da zarar verme ihtimalinizi arttırıyor. O yüzden bu tür videoları izlerseniz daha önce yapılmış olduğu için hangi adımları izliyor yapan teknisyen arkadaş, kanal sahibi siz de kolayca öğrenebilirsiniz. Pratik yaparak size kaçması engellenmiş olur. Doğru söylüyor. Ya şimdi bu ekran bazen de tabii şans meselesi. Alıyorsun ekranı, bende de oldu. Jelatinleri sökmeden deniyorsunuz. Hiçbir problem yok. Jelatinleri söküyorsunuz. Bir gün geçmeden ya da bir saat geçmeden bir bakıyorsunuz cihaz çalışmıyor. Aynen. Ne yazık ki olabiliyor arkadaşlar. Elektronik alet. İşte bu da bu işin nesi diyelim? Cilvesi mi? Oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani şans. Ama tecrübeyle zamanla siz de hemen tıkır tıkır tamir yapıyor hale geleceksiniz. Emin olun bana. Şimdi buna bazı arkadaşlar zorladığım için zorlanmadan çıkmaz bu. İşte kontak spreyi. Bataryanın yamulması da hiçbir zarara sebebiyet vermeyecektir. Bunlar çiklet türü batarya, yamulabilir. Bir sıkıntı yok. Özellikle Samsung'larda bu çok kuvvetli bantla yapıştırıyorlar. Evet. Biraz bekleyelim. Bunu sıktıktan sonra biraz beklemek gerekiyor. Arkadaki ekran kırık olduğu için zaten oraya zarar vermenizin hiçbir önemi yok. Bir de bu kontak spreyi kullanırken AMOLED ekran dışındaki ekranlara sürmemeye özen gösterin. Evet. İçine akarsa çok kötü olur. Bu arada aşağıda çıkan sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi tavsiye ederim. Çeşitli yarışmalarla hediyeler veriyoruz arkadaşlar. Ayrıca ufak tefek orada gün içinde videolar, kısa şeyler atıyoruz. Takip ederseniz hediye yarışmalarımıza katılabilirsiniz. Yarışmalardaki kriter 3 hesabı takip etmeniz. Bazen ilk soruya, bazen 3. cevaba, bazen 5, 26. Mesela geçen hafta yaptığımız yarışmalarda 1, 3, 26, 500, 26, 1026. İşte çeşitli şeyler, Xiaomi, kulaklıklar, tornavida setleri, hurda telefon, iPhone'lar verdik. Bunu fırsat buldukça gün içinde tekrarlıyoruz zaten. Kazanmanızı çok isteriz. Buradaki bantı güzelce temizliyorum. Bant kalıntısı kalmasın. Bataryanın şuraları düzeltebilirsiniz şu şekilde. Kanala ilk gelen arkadaşlarımız hani hurda telefon ne alaka diye soracak olurlar hediyede. Biz tamir kanalı olduğumuz için üyelerimize hurda cihaz yolluyoruz. Tamir pratikleri gelişmesi için. Ayrıca bunun için katıl butonunda bir özelliğimiz de mevcut. Onda da diğer önceki videolarımızda detaylı bilgi anlattık. Her üyemize platin üye olan hurda cihaz ve tornavida gönderiyoruz. Merak eden arkadaşlarımız bir iki önceki videoya ya da videonun sonunda izlerlerse kalırlarsa öğrenebilirler ne olduğunu. Burada şimdi zaten yeni aldığımız ekran çıtalı ekranda titreşim motoru, iç kulaklık. Aynen. Mevcut. Onlara aktarımını yapmıyorum. Bunu buraya koydum. Vidamızı yaptık. Bataryanın altında bant yok ne yazık ki. Batarya bantımızı da yapalım. Aslında nispeten montajı kolay bir ekran. Fakat tek yapmanız gereken pratik. Neticede bunu söküm yöntemini bilmiyorsanız cihaza anakarta ciddi zarar verebilirsiniz. Ama video izledikten sonra bunu takıp çıkartıp ya da yeniden ekranı takabilirsiniz. Bataryayı yerine oturtalım. Şebeke kablomuzu. Şurada şu bantı almamız gerekiyor. Bu parmak okuyucusunun ekran gözü. Orijinal herhalde. Ekran servis ekranı evet. Servis revize. Evet ya ben de bunlarda yan sanayi ekran var mı bilmiyorum da yok diye biliyorum. Varsa da bu tarz bir cihaza yan sanayi ekran kullanmak bence yeni bir cihaz. Bulabiliyorsanız ekonomikse orijinalini alın deriz. Özellikle Samsung grubunda. Apple'da çok önemli değil bu ama Samsung'da önemli. Bir vidamızı da şuradan çıkarmıştık. Bu AMOLED ekran neticede TFT olacak bunun yan sanayisi LCD. Parlaklıkta ciddi anlamda kayıp olur. Kamerayı da silelim. Yerine takalım. Arka kapak diyelim ya da orta çıta da denilebilir buna. Dikkatli bir şekilde oturtuyorum. Çıt sesi önemli. Çıt yani çıt çıt. Çok da çıt gelirse ekran kırılabilir doğru diyor. Bakalım startlayacak mı? Startlamıyormuş. Startladı. Süper. O başlarken vidalarımızı takalım. Sona yaklaşıyoruz artık. Ufak tefek maliyetle çıkartacağız. Gerçi bu, daha var. Bu ne diye soracaksınızdır büyük ihtimal arkadaşlar. İlk kez izleyenler. Bu ucunu mıtlatıs yapıyor. Şöyle yaptığınızda da bakın mıtlatıs özelliği gitti. Nötrlüyor. Bazen mıtlatıs kullanmamak gerekiyor. Mıknatıs kullanmamak gerekebiliyor. Mıknatıs. Mıknatıs mı? Mık. Ya şimdi kelimelere çok mıknatıs takılmayalım. İşte yani birçoğumuz sonuçta TRT'de spiker değiliz. Tabii bir hata yaptım. Kimse fark etmedi onu. Ben fark ettim. Ben fark ettim ama bilerek bakalım sen anlayacak mı diye şimdi çıkarmadım. Şimdi bunlara dikkat edin. Yani mesela bu kablo oraya sıkışmaması gerekiyordu. Niye böyle oldu ya? Çünkü o ara ben kameraya bakıyordum. Kamerayla kendimizi çekerek tamir videoları koymuyorduk. Yeni gelenler bilmezler. Ya biraz dikkat dağıtıyorduk. Daha alışkın değiliz çünkü zamanla hepsi düzelir. Ki aslında şöyle bir durum var. Mesela ben özellikle tamir yaparken birinin başında durmasını da hoşuma gitmiyor.
Evet, ben başında duruyorum. Hatta şöyle demiş. Ama ben senin işine karışmıyorum hiçbir mesela zaman. Abim bazen ben tamir yaparken bana soru soruyor uzaktan. Ben duymuyorum. Sonra bağırıyor niye cevap vermiyorsun diye. Ama ben duymuyorum ki. Ben o an işime odaklanıyorum. Bağırmıyorum arkadaşlar. Ya bağırmaktan kastı. Yani yüksek sesle konuşuyorum. Söylüyor hani niye duymuyorsun anlamında. Ben de aynı şeyi bilgisayar oyunu oynarken yaşıyorum ya da PlayStation oynarken. Benim çok duyduğum zamanlarda çok kırdığım ekranlar var. Aynen. Duymaması daha iyi. Dikkat yani bunda neticede. Dikkat yalnız çok o ekran kırıldığındaki o duyguyu bir bilseniz. Ölüyorum anlasana. İnsanın içinden böyle bir şey akıyor değil mi aşağı evet, doğru? Evet. Yer kayıyor değişik ayağının altından. Tabii kaç paralık şey. Ama yani hiçbir şeye değmez o maddi değer. Değmez de ama şimdi bu ekranını kırsan 500 lira. 500 lira da değer mi? Değmez aslında. Hani üzülmeye. Hayatta hiçbir şey üzülmeye değmez arkadaşlar. Ya, parayla alınabilecek şeyler tabii ama yani bu bütçe de meselesi. Ben bu sabah bir tane şey kırdım. Redmi Note 8 Pro'nun arka kapağını kırdım. Redmi Note 8'in arka kapağı çok pahalı değil. 80 lira mı? O civarlarda işte. Ki zaten cihazın Allah sağlık meşhur saat versin. Önemli değil. Şimdi siz de böyle üzülmeyin sakın. Hani olacak, başınıza gelecek, ürün kırılacak, edecek, bozulacak. Allah sağlık versin. Neyi geçin. Ya baki, entel baki ya. Yani biz neyse isim vermeyelim. Biz Çin'den ürünler aldık. Yani ne ürünler geldi? Kırık. Çok bir de dolandırıcı yaşadık. Çok yaşadık onu. Mal eksik geldi, gelmedi. Para iadesinde problem yaşadık. Çünkü satıcıların olduğu bir platform. Hani Banggood gibi sadece tek bir satıcı yok. Bir sürü farklı satıcı var. Mağduriyetinizi karşılıyor. Ayrı konu da uğraşıyorsunuz. Biraz İngilizce bilmeniz gerekebiliyor. Ya da iyi çeviri kullanmanız lazım. Ekran parlaklığı çok iyi bu arada. 10 numara 5 yıldız. Kamerayı mı açtık? Ne yapsın? Kamerayı açacağım. Kamera. Kameracı arkadaşlar neredesiniz? Neredeyim? Konya yolundayım. Konya yolunda. İyi bence. Evet, 10 numara 5 yıldız. Selfie mod. Ön kameraya da aldım. İyi. Selfie mod da güzel. Yani iş yapar. Mesela sesine bakalım. Sesi. İyi yani. Bu paralar alınabilecek bir telefon. Şimdi fiyatından bahsetmedik telefonun. Belki başlığa yazarım, belki yazmam. O yüzden bahsetmedim. Zaten neticede telefon fiyatından değil de başlıkta görürseniz üstüne eklersiniz. Maliyet hesabı yapacağız. Semih bir şey diyecektir. Ben araya girdim. Bu sefer de bu seride de fiyatsız seri olsun. Çok önemli değil. 300 lira, 500 lira, 1000 liradır yani. Arka kapağı hani biz E8'i kullanmıyoruz. Sebebi şu. Ben sabah kırdığım Note 8 Pro'nun arka kapağını ne yazık ki T7000'le yapıştırmışlar. Ben fark etmedim. Aynen öyle. Isıttım ama yeteri kadar ısınmamış. Ya da yapıştırdıkları madde farklı. Ben onu fark ettim. Niye yapıyorlar? Adam işi çok yetiştirmesi gerekiyor. Teknik servisçi arkadaştan bahsediyorum. Müşteri de diyor ki acele ediyor. İşim var, acil diyor. Bir saatte ben bu cihazı almam gerekiyor diyor. Adam ne yapsın? Hemen yapmak için sıkıyor arasını E8000, T7000 neyse. Ne oluyor? Hızlı yapılan bir iş bence kalitesiz olur. Kaç dakikan aldı senin yapıştırıcı yapıştırmak? Bir dakika almadı. Bir dakikan aldı. Ama 10 saniyede o şimdi mesela E8000'i sürüyor. Beklemeden hemen yapıştırıyor. Neden? 10 dakika bekleyecek. Onu depolaması var kenara. Düşünsenize teknisyen birini 5 tane ekran aynı anda değiştiriyor. Yani kalabalık bir yerdeyse özellikle. Yani büyük bir şehirdeyse zor. Müşteriler de çok aceleci oluyor. Yani bir teknisyen size diyorsa arkadaşım 5 saat sonra olur, bir gün sonra olur. Dinleyin bence onu. Bence de. Yani işi daha iyi yapacaktır emin olun. Gayet iyi oldu. Var mı başka söyleyeceğim, ekleyeceğim. Yok, Xiaomi Mi Jabu torklu tornavida böyle bir şey çıkıyor paketten. Linkini, indirim kodu devam ediyorsa aşağı bırakırım. Mija, bazıları Mija deyince yanlış anlayabilir. Mija şunun serinin adı. Şu amblem var. Bunun elektrikli versiyonu. Bu elektrikli hassas tornavida diye geçer. Bu normal hassas tornavida diye bunun geçer. Bu da Mija'nın benzeri. Benzeri, markasını bilmiyorum. Fason üretimi. Fason üretimi. Bu da Mija. Bu da Mija'nın gerçeği ama elektriksiz versiyonu. Yani maliyete gelecektik. Ekran ne kadardı Semih? Ekranı 500 lira. Ekran 500 lira. Cihazı alacağımız rakamı videoda söylemeyeceğimizden bahsetmiştik. Ekran haricinde bir masraf yapmadık. Bu kadar arkadaşlar. Platin üyelikten bahsedeceğimi söylemiştim. Platin üyelik bizim YouTube'un katıl buton özelliği. Üyeliğiniz başladığı gün başlıyor hakkınız. Bizden her ay bir tane hediye hurda cihaz ve yanında bir tornavida, bir tamir kutusu hediye alabiliyorsunuz. Şu şekilde oluyor. Cihazların fotoğrafını gösteriyoruz. Sonra kapatıyoruz kutuları. Kargo poşetine koyup numaralandırıp tekrar veriyoruz. Siz sadece numara seçiyorsunuz. Kime hangi telefon geleceği bir şans. Ama cihaz tabii ki geliyor. Cihazda şans diye bir şey yok. Sadece marka model şansı var. Onun hangisi olacağı belli değil. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay.